Herkese selamlar. Dilan Polat biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde hapisten çıkmıştı. Bugün Engin Polat ve Dilan Polat'ın mahkemeleri vardı. Dilan Polat paylaşımlarında takipçilerinden Fetih Suresini okumalarını istedi. Müzik Engin Polat mahkeme sırasında cirolarından ve şirketlerinden bahsettiği esnada hakim tarafından reklam yapma denilerek uyarıldı. Hakim şu soruyu yöneltti. Bütün aile fertlerinin adına birer şirketim var. Neden bu şekilde ayrı ayrı şirketler kurmayı tercih ettin? Neden bunu yaptın diye sordu. Engin Polat ise babama ve aileme güvendim diyerek yanıt verdi. Ayrıca Dilan Polat Ortaokul mezunuyum, şu anda işsizim ve bir gelirim yok olarak belirtti. Engin Polat da aynı şekilde lise mezunuyum, şu anda işsizim ve gelirim yok dedi. Ve Engin Polat'ın şu sözleri çok dikkat çekti. Gerçeklerin açığa çıkması için bugünü beklediğini söyledi. Yasadışı bahis iddialarını gerçeğe almamıştım. Leon isimli gizli tanığın iddiasıyla tutuklandım. Bugün karşınızdayım Berkan Başer ve Veysel Şahin'i hiç tanımam. Bu dava ile isimlerini duydum dedi. Ayrıca şunları söyleyerek ekledi. Ben Kıbrıs'ta kimseyle görüşmedim. Elinde olmayan davalarla beni suçlamışlardır ve ben bunları kabul etmiyorum. Engin Polat suçlamalara ve iddialara gayet kendinden emin bir şekilde cevap verdi. Bu bizi şaşırttı. Açıkçası bu zamana kadar konuşmamış olması Dilan Polat çıktıktan sonra bu şekilde emin ve iddialı konuşması gerçekten bizleri çok çok şaşırttı. Ortada bir tane bile somut delilin olmaması, ailesinden 10 aydır ayrı olması, bu suçları kabul etmemesi bunların en başındaydı. Ve şunları da söyleyerek ekledi. Yalanın ve iftiranın delili olmaz. Engin Polat şirketlerinin ve kendisinin zarar görmesi için birinin ona kumpas kurduğunu düşündüğünü söylüyor. Tanıklardan bazılarının da bunlardan menfaat ettiğini düşünüyor. Hiçbir suç yokken, hiçbir delil yokken neden bu şekilde 10 aydır içeride veya dilan çıkana kadar neden hala konuşmamıştı? Şimdi mi konuşuyor? Bunlar da tabii ki herkes tarafından konuşulan şeyler. Firmalarında hiçbir yasa dışı faaliyet olmadığını, ve ayrıca kazançlarını da ticari yoldan kazandığını söyledi Engin Polat. Paraları tek bir şirkete yatırmasının nedeninin de inşaatçılık yapmak istediği oldu. Engin Polat'ın babası da şu sözlerle gözleri üzerine çekti. Örgütmüş, kara paraymış. Bu aileden öyle şeyler çıkmaz. Vergidir. Evet, olmuştur böyle bir şey. Ama bizi bırakın, işimize gücümüze dönelim dedi. İlhan Polat şunu söyledi. Ben hiçbir şekilde fatura kesmedim. Ben çalışanlarımı bilirim. Ben sadece reklam yüzüyüm dedi. Bu konuda Dilan'a aslında hak verebilirim. Yani ortaokul mezunu hiçbir şeyden haberi olmayabilir. Bunun için yanına bir çalışma arkadaşları almışsın ve bunlardan bunu yapmasını istiyorsun. Bunu işin olarak görüyorsun. Fakat onlar yapmamışsa Dilan'ın burada bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendisinin de dediği gibi burada sadece Dilan bence reklam yüzü. Dilan Polat cezaevinde 18 kilo verdiğini, bütün sağlığını da kaybettiğini söyledi. Çok fazla iftiraya maruz kaldık, eşimden, çocuklarımdan ayrı kaldım diye de ekledi. Dilan Polat'a WhatsApp yazışmalarını neden sildin diye bir soru belirttiğinde Dilan Polat ise şu şekilde yanıt verdi. Bölgesel zayıflamayla ilgili çalışanlarımın, benim ve diğer danışanlarımın fotoğrafları vardı bunların gün yüzüne çıkmasını istemiyordum. Çünkü özel fotoğraflardı. Özel fotoğraflara ulaşılmasını istemediğim için de telefondan bu mesajların silinmesini istedim dedi. Dilan Polat ve Engin Polat davasında siz ne düşünüyorsunuz? Dava şu anda yarın ertelendi. Tüm gözler yarın olacak mahkemede. Bence burada tekrardan söylediğim gibi Dilan'ın bir suçu yok gibi gözüküyor. Çünkü eşine güvenmiş ve eşinin ne yaptığını bilmiyor gibi. Fakat yine de tabii ki kendi içinde olanları bilmek zor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilan Polat ve Engin Polat suçsuz mu? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.